Asya Pasifik'in lideri Filip Capital sunar. gün Ne Zürten programına hoş geldiniz efendim. Marble Group siyosuyla her Perşembe olabildiğince e, özellikle son gelişmeleri, dünyanın ekonomik görüntüsü ve bunun arkasında yatan e, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Küresel kıtlıktan çokça bahsetmişti Tahsin Bey. E, küresel kıtlık, dolar kıtlığından bahsetmişti. E, geldik gördük ki bugün e, bu FED'de konuşuluyor. E, tahminleri ne doğrultuda yapılıyor? ve aynı zamanda Tersin Bey'in e, bu söylemiyle birlikte e, süreç. Başladı. Bundan sonrası peki ne olacak? Hepsini tekrar yine bize aktaracak. O yüzden öncelikle hoş geldiniz diyelim ve Geçmiş Bayramı'nı kutlayalım. Tahsin Bey hoş geldiniz. Geçmiş Bayramı'nıza kutlu olsun tekrar. Teşekkür ederim. Sizlerin de Teşekkür öyle. Edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tahsin Bey. Şimdi şöyle ben sizinle yaptığım her programı gerçekten tüm konuklarım değerlidir, kıymetli. Sizinkileri de şöyle başlık başlık hatırlarım. Yani ve onlar böyle süreç içerisinde oldu. işte tahmin böyleydi, şöyle oldu gerçekten. O yüzden olabildiğince fazlasıyla dikkatimi çekiyor. Çok teşekkür ediyorum o yüzden size öncelikle. şimdi 7 Ekim tarihine ben dönüp baktım. Bu bunu bu konuyu çok iyi hatırlıyorum. Siz bize hiç kıtlık yokken dolar kıtlığı ve para bolluğu, likidite fazlalığı varken 7 Ekim 2021'e baktığımız zaman bunu net görüyoruz. dolar kıtlığından bahsetmiştiniz ve bugün geldiğimiz noktada doların gücünü hem Sayın Powell'dan dinliyoruz hem de dolar kıtlığına Doğru ilerleyen bir süreç ve Euro-Dolar paritesi siz konuşunuzda 1.20'nin üzerindeydi. Şimdi gelip gördüğümüz nokta 1.05'li seviyeler bu tahminler çıkmaya başladı. Şimdi bu tahminle bu senaryolar diyelim tahminden ziyade senaryo. Siz çünkü birçok raporda bu ortak senaryoyu bulmuştunuz. Bu senaryo bugün gördüğümüz noktada gerçekleşmeye başladı. Hem bundan sonrasında hem de bu tahminlerle, bu senaryoyla aslında amacı ve hedefi sanki biz doğru kişiden dinleyecekmişiz gibi geliyor. O yüzden tekrar hem o 7 Ekim'den biraz bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Oradaki tahmin ve senaryodaki yoğunlaşan konu başlıklarını bugünkü geldiğimiz nokta ve Bundan sonraki noktaya kadar da yarım saat dolu dolu bir program olacak gibi. Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi 7 Ekim tarihine gittiğimizde o günkü yaptığımız programda likidite bolluğunun hakim olduğu dünya piyasalarında benim kendi perspektifimden her e, olaya diğer perspektiften e, bakmayı yeğlediğim, tercih ettiğim veya mesleğim gereği öyle olması icap ettiği için e, aynanın diğer tarafından olaya bakmaya çalıştım. Nedir o? E, küresel e, dolar borçlarını topladığınız zaman karşınıza yaklaşık 101 trilyon dolarlık dolar cinsinden bir borç olduğunu e, gördük. E, bu nedir? 101 trilyon dolar. Amerika içerisindeki tüm dolar borçları, özel şirket ve veya diğerleri tamamı. Bir de Amerika dışındaki dolar cinsinden borçların tamamı, sizinle benim aramdaki borçlar dahil, şirketler, özel şanslar, hane halkı, devletler veya Akla gelebilecek tüm dolar cinsinden borçlanmaları toplayınca 101 trilyon dolarlık bir piyasa. Ve bu piyasa ilginç olan her yıl 5 trilyon dolar büyüyor. Evet. Siz her yıl bunun karşısında para tırnak işaretleri içerisinde üretmek zorundasınız. Çünkü sonuçta bir kaldıraç mentalitesiyle ilerliyor. Peki tüm bunlardan karşımıza ne çıkması gerekiyordu? En basit şekliyle dünyanın adım adım o kadar çok dolar yaratıldığı halde bilançolar tarihin en yükseği olduğu halde durumun tam tersi bir durum olduğunu, izafi bir durum olduğunu deklare etmiştik 7 Ekim'de. Şimdi ve doların değer kazanacağını kısa dönemler araktan. Şimdi doların geldiği son nokta 1.05 Euro'ya karşı, İsviçre Frankına karşı da. Bayağı bir toparlandı. Bugün 098-60-70'lerde. Şimdi ne olacak? Soru bu. Ne olacak? Her zaman olduğu gibi tane tane, hiç karışık olmadan, mıy olmaksızın senaryomu açıklamak istiyorum. Bir, belli ki hiç şüphesiz bol paradan, e, faiz yükselterekten çıkmak isteyen FED e, bizi önümüzdeki günlerde güçlü dolar e, seviyesine ta taşıyacak, daha güçlü dolar seviyesine taşıyacak tüm uluslararası piyasalarda kademeli olarak doların değer kazanacağını beklemek e, son derece makul. Şimdi oradan bir adım daha atalım, bir adım daha atalım. Peki FED perspektifinden? Geçtiğimiz hafta, iki hafta önceki programda ECP, Avrupa Merkez Bankası perspektifinden niçin euronun değer kazanmayacağını, şimdi ise FED perspektifinden niçin doların değer kazanacağını anlatacağım. Evet. Tekrardan evet. ECP perspektifinden Euro dolara karşı değer kazanmaması gerekiyor yürüyen pratiklerde. Evet, evet. Ama FED çerçevesinde durum tam tersi. Şimdi şöyle kısım kısım ilerleyelim. Ben Hı. son rakamları aldım, onları not ettim. Buradan Hı. kısa okumak istiyorum. Lütfen, lütfen Tahsin ee, Önümüzde Eylül ayından itibaren e, aylık 95 milyar dolarlık FED'in bir çıkış senaryosu söz konusu. Yani sıklaştırmaya gidiyor. Bu bilinen ortaokul bilgisi haline geldi. Nasıl yapacak? Kendine göre bir stratejisi var. İlk önce faizleri artıracak ki satacağı ürüne elinde bulunmuş olduğu tüm tahvil bono ve garimenkul hipotekli tahvillerin tamamı üç kalemde toplarsak bunun tamamını satabilmesi için değil mi? Önce evet. bunu cazip bir hale getirmesi lazım. Tabii. Onun için de Eylül'e kadar bekliyor. Diyor ki muhtemelen yüzde ikilere en kötü şartlarda bir yetmiş kadar faizleri çıkardıktan sonra asıl amacım olan 95 beş milyara aylık piyasadan çekeceğim. Likiditeyi kısıyorum diyor. Evet. Şimdi durum öyle mi? Şimdi bir bakalım öyle mi değil mi? Bakalım kim karar verecek? Değil mi? Böyle köşeye çekilip bu dağıtalar böyle geldi. işte böyle olacak, öyle olacak. Ama hiçbir olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü piyasa karar verecek. Onun Doğru. için siz, ben, o ötekisi veya banka veya banka müdürleri bankadaki oturan, gremiumdaki oturanlar değil. Piyasa kendi dinamikleriyle karar verecek. Şöyle bir bakalım. Ne yapılmak isteniyor? Sonra olup olmama ihtimaline piyasanın ne istediğini ve buradan Tekrardan güçlü dolar çıkar mı sorusunu şimdi irdeleyeceğim. Herhalde anlaşıldı değil mi? Çok Komünün net, içeriği. çok net. <laughs> şimdi bakıyorum ben böyle. Elindeki malı satacak mı diye. Yüklü bir miktar elinde şey var. E, devlet tahmini ve e, bonosu var. Yani bir yıla kadar ve bir yıldan e, hazinenin bonolarını tutuyor FED. Şimdi ben bir bile baktım. Bir yıla kadar olanın. Matrütlerine yani itfa tarihlerine bir yıla kadar olanın 326 milyar dolar. Evet. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani piyasada market e, operation yapmasına gerek yok. Keza bu tutarsa bunun günleri geldiği için itfa günleri ne olacak? Bonoyu verecek hazineye, hazineden e, parasını geri alacak. Evet. Ne olacak? Piyasadan para çekilmiş olacak. Mı? Şimdi onu inceleyeceğiz. Yani itfa tarihi 326 milyar dolarlık bir yıl içerisinde gelecek olan bonolar var. Süresi geliyor. Bu da fedin bilançosunda. Yani piyasaya gidip piyasada yapmak yerine ben bekleyeyim itfa günü gelsin, bunu çok profesyonelce yaparım diyecek muhtemelen, muhtemelen. Şimdi bir yıldan. E, bu e, 2023'teyiz biz. E, pardon 2022'deyiz. 2023'ün sonuna kadar bir yılda bu evet. işlemi hiçbir şey yapmadan 326 milyar dolar otomatik olaraktan piyasadan çekilmiş oluyor. İtfadan dolayı. Hazinenin itfasından dolayı. Sonra 23 ile 24 ve 25 arasında 3 2 yıl daha üzerine koyarsak 25 sonuna kadar itfa olacak olan bunun toplamı 2.3 trilyon dolar. Şimdi evet. enteresan. Evet. Ne demiştik? 326 bir yıl içerisinde günü geliyor, expired oluyor hazine. E, bilançodaki hazine kağıtları. Sonra bir yılın üzerinden 2025 sonuna kadar da 2.3 trilyon dolarlık bir itfa olacak. Hiç piyasada işlem yapmadan topluyorum yaklaşık 2.6 trilyon dolar. Şimdi 2.6 trilyon dolarlık bir rakamı tahvil bono piyasasında ben satmıyorum, tutuyorum. Günü gelince bonoyu veririm, paramı alırım deyip sıklaştırmaya gidecekse gidecekse soru şu. E, bu devamlı borçlanan bir de bir hazine var. Bu hazinenin para şey, e, e, yeni çıkaracağı olan e, bono ve tahvilleri kim alacak? Piyasa alacak. Yoksa o zaman hazine borçlanmaz. Amerikan hazinesi devamlı borçlanıyor. Peki borçlanmasa ne olacak? O zaman muhtemelen rollover olmayacağı için işlem yürümeyecek. Yani bu kadar parayı cebinden çıkarıp muhtemelen size buyurun demeyecek. Yani borçlanma devam ediyor. Bir taraftan itfa tarihi gelen 2.6 trilyon dolar. Bir taraftan da aynı rakam veya hatta yüzde %5 daha üstünde borçlanacak olan bir hazine var. E, hazinenin kağıtlarını kendisi almayacağına göre, itfaiye bekleyeceğini tercih edeceğine göre ve dediğine göre yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir kısaltmaya gidiyorsam her yıl 1 trilyon bu rakam çok güzel uyuyor. 2.6 trilyon dolar durduğu yerde itfadan dolayı parayı çekmiş olacak. Şimdi bir de bunun üzerine gayrimenkul ipotekli bonolar geliyor. Onlar 420 milyar dolarlık bir operasyon yapacağını söylüyor. İşte 30 milyar aylık bunu 12 ile çarparsanız yaklaşık 360-370 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyor toplarsanız 3 yıl içerisinde 3 trilyon doları bu şekilde piyasadan çekmiş olacak. Yani bilanço büyüklüğü 9 trilyondan 6 trilyon dolara geri geleceğiz. Hesap bu. Peki bu bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Ne zamandan beri biliniyordu? Ta bir yıldan beri bir çıkış senaryosu üzerinde çalışıldı, biliniyordu. Şimdi 3 trilyon doları 3 yılda alacağım demedi ama verdiği mesaj belli ki bu rakamı alacağını e, istiyor böyle bir niyeti var ama aylık 95 milyar dolara alacağını da tekrar etti şimdi böyle bu toplanınca bunlardan karşımıza ilk olaraktan bir dolar kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? tekrardan şu anda zaten dolar kıtlığı var başladı. Bu soruyu sormamız lazım. Evet. Yani piyasadan 3 trilyon dolar para çekilecek. Kırnak işaret içeri serisinde sıklaştırmaya gidiyor. FED artı bir o kadar da bir o kadar da hazinenin borçlanması lazım. Ek birlikte ihtiyaç olabilir. Olabilir. Peki bütün bunlardan, bütün bunlardan bir de enflasyon baskısı olduğu için faizleri yükseltmesi gerekiyor. Ki bizim tahminimiz iki buçukla üç buçuk arasında bir rakama geleceğini, benim tahminim 3.25'e geleceğini bekliyorum yıl sonunda. Ona ayrı konuşuruz. Evet. O ayrı bir mekanizma faizi yükseltmesi e, piyasadan çıkış senaryosunu uygulayacağına ima etmesi, bakın deklara etmesi demiyorum, ima etmesi 3 trilyon dolarlık operasyonun karşımıza 1910 yılından bugüne kadar en enteresan iktisadi fenomen muamma ile karşı karşıyız. Yani tarihte Hiçbir zaman bu kadar çok para basılıp bu kadar çok parayı alacağım niyetiyle dünya bir araya gelmemiş. Peki şöyle bir soru soralım. Burada başarılı olabilecek mi? Yani bu hesap tutar mı? Şimdi bunu bunu biraz irdelemek istiyorum. Yani Lütfen. bu iş nereye takılır? Takılırsa takılırsa nasıl bir çıkış senaryosu gerektiriyor. Şimdi bakın. Tarihte bakıldığı zaman e, merkez bankalarının bol likiditen çıkış senaryosunu pek görmedik. Yani buna quantitative tightening dedikleri sıklaştırma bu pek görülmüş bir şey değil. Tersini yani bol para basıp piyasaya sürmeyi sık sık gördük, görmeye de devam edeceğiz. Şimdi bu senaryo 2017 ile 2019 arasında bir kere yaşandı. Anlatıldı ki korona öncesinde ben 1 trilyon dolar piyasadan çekeceğim dendi ve ve birinci yıl bu hesap tuttu. 560 milyar çekildi. İkinci yıl 2019'a gelince 2019'a gelince 2019 Eylül ayında operasyon devam ederken yani 1 trilyon doları piyasadan çekeceğim, çok para verdim dediği zaman korona öncesi bu operasyonu yapınca ilginç bir şey yaşandı. Eylül ayında. piyasa dinamikleri geldi ve e, faizleri onun üzerine çıkardı. Evet. Gecelik borçlanma ve borç verme faizleri repo piyasalarında. Arkadaşlar isterseniz ben bir tane slide göndermiştim evet, onu görsel, onu ben. verebilirseler, paylaşabilirseler evet, bir ekranda. Bir Zaten biraz da bu, bunun üzerinden de şöyle bir yorum alalım mı? Evet. E, Açıklamalarıyla sizden dinleyelim tekrar. Şurada e, durumun anlaşılması açısından ben bu slaytı hazırladım. Şimdi bakın bir çıkış senaryosu e, döneminde yani sıklaştırmaya gideceğim zaman, e, doların e, gecelik borçlanmasını şeklinde ifade edebileceğimiz repo oranlarının nasıl 2 e, yüzde iki iki buçuklardan yüzde onlara kadar sıçradığını görmüş olduk. Yani ben önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2025'e kadar 3 trilyon doları piyasadan alacağım ama bunun karşısında faizleri de görece düşük tutacağım beklentisi yapma isteği geçtiğimiz 2017'de denendi. 19 September'da yani Eylül ayında duvara çarptı. Ve arkasından piyasadan alınan 500 küsür milyar doların çok daha üstünde 600 milyar doları 3 günde tekrar piyasaya verir. Şimdi demek ki merkez bankaların bir piyasaya para verdikten sonra oradan çıkabilmesi, sıklaştırmaya gidebilmesi öyle görüldüğü kadar kolay bir şey değil. Peki buradan ne sonuç çıkıyor toplanınca? Faiz artırırım. Doğru. Çıkış senaryom hazır. Doğru. Güçlü dolar bizi bekliyor. Doğru. Göre e, e, küresel e, küresel ekonomiler likidite tuzağına gidiyor. Doğru. Stagflasyon bizi bekliyor. Düşük büyüme veya sıfır büyüme, görece yüksek enflasyon, 3 ile 4.5 arasında olabileceği makul bir enflasyon, sıfır büyümeye karşı stagflasyonun oluşması, enflasyon ve sıfır büyümenin bizi bekliyor. Doğru. Ama Kimsenin hesap etmediği başka bir şey daha bizi bekliyor. Fed'in hesabının karşısında bir de piyasanın hesabı var. Evet. Keza piyasa 2019 yılında yaptığı gibi gecelik borçlanmalar dolar kıtlığı olacak tehlikesinden dolayı reaksiyonunu gösterirse ki ben Tahsin Aygün olarak bugünkü programda deklare ediyorum. Ne zamanki FED bu işin içerisine başlayınca ki başlayacağı tarih Eylül dedi daha öncesinde çok küçük alımlar yapacak ufak rakamlar. Eylül ve sonrası faizleri artırdıktan sonra cazip bir hale getirdikten sonra bu operasyona başladıktan sonra 2019'da yaşayacağımız yaşadığımız bu aşırı reaksiyon piyasanın bu aşırı reaksiyonunun benzerini bekliyorum. Yani yani bu piyasaya verilmiş olan para bir daha kedim bilançosuna girer mi? Yani para nötralize edilir mi? Yani piyasadaki para sterilize edilir mi? Sterilize edilir mi? diye söylersek ben diyorum ki kitap üstü daha Teoride yazılı yazılı bilimde kulağa hoş geliyor ama bu paralar piyasadan maalesef alınamayacak. Değil mi? Bu da çıkar, Sonuç olarak. <laughs> Öyle <Para>, söylüyor. <soruyor>. Evet. Parayı verdim mi kolay kolay kaptırdı. piyasadan geri alamazsınız. Aldığınızı düşünürsünüz. Tabii. Bir para bilançoya girince çıkması çok zordur. Merkez Bankası bilançosu, hani benim uzun yıllar üzerinde çalıştığım bir konu, hayatımı verdiğim bir konu. Bir de çıktıktan sonra e, tekrar geli gelmesi de öyle görüldüğü kadara faizi artırırım, cazip bir şekilde durumu değiştiririm. Öyle olmuyor. Teşke öyle olsa, Keşke. böyle pratik bir pimpon topu gibi ben faizi artırdım, sıklaşmaya gittim, tam tersini yaptım, düşürdüm diye mekanizmadan gider. Doğru. Şimdi bir de bunun üzerine Özlem Hanım, üzerine dünyanın az önce söylediği gibi, gibi kısım kısım, tane tane, yavaş yavaş bir takflasyona yani küresel doğ, durgunluğa doğru ilerlediği için hem piyasa şartlarından dolayı bu parayı geri almakta zorlanacak hem de durgun ekonomi bizi beklediği için faizleri istediği kadara artırsın sonra faiz düşürmeye faiz düşürmeye gideceği için bir buçuk yıl sonra iki yıl sonra tekrardan eski günlerimizde yaşadığımız gibi düşük faiz ama bu kez görece yüksek enflasyon bu kez durgun bir ekonomiyi bizi bu furya geçtikten sonra bekliyor. Evet. Özetlersek, özetlersek doların güçlü olması geçici. E, merkez bankaların tamamı, küresel büyük merkez bankaların G7'deki illerin tamamının piyasadan kısım kısım faiz artıraraktan parayı geriye çekerim, istediğim gibi pimpon topu gibi dengelirim teorik düşüncesi uygulamada bir maalesef hayal ürünü artı bir de bunun üzerine bir de bunun üzerine yürüyen enflasyonun giderek kalıcı hale gelmesi düşük bazda bizi yüksek faiz düşük düzeltiyor yüksek enflasyon düşük faiz sıfır büyümeye doğru yavaş yavaş ilerliyor o yüzden kısa dönemde güçlü dolar, uzun dönemde tekrardan güçsüz dolar bizi bekliyor olacak. Bir döngü içine girecek, kısır döngü. E, belli ki dolar e, şey çok konuşulacak hala. <laughs> Acaba doların sonu mu geldi vesaire senaryoları da vardı hatırlar mısınız? Ters bir kripto ile birlikte çok işte <laughs> evet. e, şey dolar ve e, buradaki hakimiyetini kaybedecek ülkeler böyle bir şeyler yapacak deniliyordu ama gelip gördüğümüz evet. nokta e, tüm dünyanın aslında Altı dolarla yaşıyoruz. hareket yani, ettiğini nasıl yaşayacak. doğru. Yani doların e, dolar istediğini yapıyor. E, burada enflasyon mu evet. dolar mı derseniz tehlikeli olan dolar. Evet. <laughs> Bir kere bir kişi şey şey var zaman 100 trilyon <laughs> dolar para bulmanız evet, lazım. Evet. Masanın üzerine koymanız, koymanız lazım. lazım Masayı devirmek için. Borcunuzu <laughs> ödemek için. 100 trilyon ödedikten sonra doğru. o zaman doları konuşmayız. Evet. Küresel piyasalarda. Hı -hı. Ama e, 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 erdemli olan şu olur. E, bir şeyi konuşup konuşmamaktan ziyade doğru tahmini yapıp Hı -hı. şirketin için e, kendin evet. için ve yatırımların için veya borçlanma siyasetinin politikan için doğru sonucu çıkarırsan dolar sana avantaj evet, olur. Kesinlikle yani hiç Birosana etmeyi unutmamak lazım. Olur. Böyle bir küresel ortamda gerçekten kendini ne olursa olsun ya yani bu sadece dolara karşı değil bir dövize karşı değil ama bu tarz konjonktürdeki hareketliliğe karşı hep heyecan etmek lazım çünkü çok hızlı ilerliyor, hızlı değişiyor. Dediğiniz gibi bakalım önümüzdeki süreç Tahsin Bey şu stagflasyonu resesyon resesyonu ki konuşmayız ama e, ileri vadeli tahmininiz dolar kıtlıydı bugünün tahmini, e, bugünün senaryosu. Bunun üzerine şimdi önümüzdeki süreç resesyon, stagflasyon piyasada e, zaten evet. adım adım sanki gidiyor. Ama gibi. henüz var, henüz var çünkü e, daha... Tabii, e, daha, e, arada daha neler daha yaşayacağız neler aktaracaksınız. E, ...girecek olan ülkeler var. Almanya girdi, İsviçre şey girdi. Avrupa'nın e, önde gelen tüm ülkeleri de tuzağında... Hı -hı. Diğer ülkelerde yavaşça girdikten sonra daha sonra durgunluk dönemi bizi bekliyor. Ben 18 ile 24 ay arasında stagflasyonun dünyaya hakim olacağını zaten önceki programlarda söylemiştik. Söylemiştiniz. Altını net bir şekilde çizelim. Çiziyoruz bu sefer. Çok teşekkür ediyorum yine değerli yorum ve katkılarınız için. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Haftaya perşembe bir aksilik olmazsa yine sizinle olacağız. Onu da söyleyelim her perşembe. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar Tahsin Bey. Evet Tahsin gününde Stüdyo Züleyh'in sonuna geldik. Marbling Grup CEO'su efendim önümüzdeki süreç tahmin ve beklentilerini senaryolarına aktardı. Burada noktalıyoruz. Yarın yine saatler 12'yi gösterdiğinde gün ortasında sizlerle olacağız.